Ertesi hafta Fırat gider oraya maça. Bak bunu bilin. Eskiden ya Bülent giderdi ya Fırat giderdi. Şimdi Fırat gidiyor. Çünkü omuz masajı yapmayı, gaz almayı, pansumanı en iyi bilen arkadaşımız bu. Super Bowl'da Jennifer Lopez ve Shakira. Super Bowl'lar var orada evet. Bayağı bir bowl var yani. Devre arasında en büyük gösteri zaten buydu organizasyonun. Ceylon'un hastasıyım 3 yaşından beri. Ya Fatma gidecek ya bu da gidebilir. Bunda ya, çünkü potoda. Fatma çıktı ama yok potada değil. Fatma çıktı ama bunun da gitmesini isteyenler var. Şimdi en yüksek oyu alan iki SMS oyunu alan evet. İki yarışmacı oradan iki gelecek. İsim söyleyecek. Mutlaka birisi evrime denk gelir. Tabi o bir potaya girecek tamam, bu hafta. Potaya girer. Yani girecek. Yani bunun için Türkçemizde çok güzel atasözleri var. Tamam mı? Hani yiyemeyeceğin yemeğin masasının altına niye giriyorsun? Efendim, madem hamama giren terler gibi çok güzel atasözlerimiz var. Bunu da söylemek istiyorum ben kendisine. Yok mu oğlum öyle atasözlerimiz bize? Yok mu? Var mı yok mu? Var abi. Tamam yani. Diyelim ki sana çıktı. Çok şey yaparım Berkay. Bir ilk... Anlatamayacağım şeyler. Burada anlatamayacağım şeyler yaparım. Anlatabileceklerini anlatır mısın? Anlatamayacağım şeyler yaparım. Diyor. Ama neden öpüşmek istiyorsun yani? Mesela onu çok beğeniyorum. Çok çekici geliyor filan. Anladın mı? Hani niye öpüşmek? Öpüşmek niye yani? Aynen. Niye eyleme bizzat uygulama gibi bir duruma gitti. Yani oyunculuğu da çok başarılı. Çok önemli işlerde önemli, iyi başarılı oynadı. Hiç oynadığı hiçbir filmi bilmiyorum. Yani Netflix'e de ciddi yapımlarda oldu. Ben niye seyredim benim ya? Allah Allah. Bir tane dizide oynuyor. Dizide oynuyor. Şimdi dizide sen... Dizide oynadığını biliyorum ama büyük yetenek mi bilmiyorum. Yani. Yani büyük yetenek tartışılı tabii büyük yetenek olup olmadığı ama hani önemli işlerde de boy gösterdi. Vallahi Penelope Cruz'la ben de öpüşmek isterdim şimdi onu söyleyeyim ama bunu neyle açıklamak istiyorum onu bilemiyorum ben. Ama hani Nesrin Hanım'ın, Nesrin Hanım'ın... Ben J-Lo'cuyum ya gene de. Penelope de çok tabii çok hoş hanım hanımefendi de hani J-Lo başka. Bakalım. Güzel para. Güzel mesele tabii. Para güzel. Üstünde yatarım biraz böyle ya. Birkaç bir. Şöyle bir üstünde yatarım biraz öperim. Banknotta. Atatürk'leri de hepsini öperim tek tek. Valla koklarım güzel güzel. Neyi kokuyordur o var ya. Yalnız bu parayı böyle alamıyorsun tabii değil mi? Tabii böyle değil de böyle vermezler herhalde. Yani. Zaten bu parayı bu şekilde ama bu şekilde görmek istiyorum falan desen yapıyorlar mı acaba? Bankayla anlaşman lazım o konuda. Yani, güzelliğe bak ama ya. Bir tane fotoğraf almışsın ayıp. Bir tane daha ya. Olması lazım. Yok mu CZN Burak'tan? CZN Burak'tan 10 tane fotoğraf alıyor. Gitmiş J-Lo'dan bir tane almış. Ha! İşte 125 bin dolar. Hastasıyım ya. Baba bu. Nedir abi bu? Abi sanat işte. Bu sanat. Bu adam pisuvarı ters çevirdi. Ben onu çok verdim örneğin. Pisuvarı ters çevirdi. Bu sanat dedi ya işte. O da sanat. Bu da sanat işte. Bunu yedi o da sanat mesela. Yedi adam. O da mesela performans sanatı diyor yani. Bu sanat dünyasının hastasıyım abi. Şimdi bu da bir spiker. Düzce Spor'un bir karşılaşması, lig karşılaşması. Hangi takım olduğunu bilmiyorum abi şu an ama sesi açmamız lazım. Geri alalım. Düzce Spor'un ne kanalı bu? Kanal mı bu? Düzce Spor'un kanalı YouTube. Düzce Spor'un YouTube aynen kanalı. Aynen kanalı. Şimdi bu görüntüyle başlayalım. İkinci yarının başı bu. Barış. Yanına Nevzat Bağlı gönderdi. Metin. Evet. Bir tane daha video var. Bunun arka planında ne olur? Yani neden böyle bir şey yapmışlar? Nasıl bir PR çalışması? Para aklıyorlar kardeşim yani. Para aklıyor. Birisi orada para aklıyor işte. Sanat eseri 120 bu. Buna ben 125 bin verdin ha verdin. Ne anlatmak istemiş olabilir abi? İşte o da böyle derin imgelemelerin içerisinde. Bakmak lazım. Bu güzel modern sanat. Hastayım buna. Çok iyi. Yani parayı sonra veren ama, ne ama düşünüyormuş olabilir? Parayı veren parayı aklıyor da. Yani sanat olarak bunu mesela şöyle hani vardı ya Recep İvedik'te öküzler baş vermeden kör uzağı toparlamaz. Kör uzağı neyler baş vermeden? Öküzler baş vermeden. Öküzler baş vermeden değil neydi? Bilmem neler baş vermeden. Buğdaylar baş vermeden kör uzağı toparlamazmış diyor bir tanesi böyle yapıyor ya böyle. Filan anlıyor ya adamın bir hani. Ah ulan filan hani aydınlanıyor birden. Şimdi biz de böyle bak pipoyu filan alalım. Aydınlanalım bir süre sonra böyle bakalım. Filan. Bere takalım bir tane şöyle. Şey beresi, bask beresi. Bir tane şey alalım. Bir tane de böyle pipo alalım. Buradan ondan. Çok büyük sanatsal hareket filan. Ya 125 cebinden çıkınca da aydınlanma farklı boyuta ulaşabilir. Şeyin grisini çok beğendim.
bantın grisi bak. Duvarla bunu, değişik bir uyumu var değil mi? Sonra bunu Nusret yaptı Pirzola'yla ama siyah bantlı olmamış bak. Şimdi sanatta taklit olmaz. Taklit bazen olur ama yani sanatta taklitte her şey bak. O adam sarı gri uyumu bak. Bu önemli bak. Sarı gri. Duvara da atar. Çok severim bak. Down'un takım elbiseleri de öyledir. Sarı gri. Açık gri geldi değil mi? Füme. Tabii tabii. Açık gri sarı kravat. Bak aç bak Down'a. Evet. Sarı gri. Bak uyumu. Gazi yazar öyle burada. Dandik bir bant değil yani. Tamam mı? Yani bu uyum güzel. Sarı gri siyah. Nefis nefis. Bu ben şu an aydınlandım. Şu an ben de. Ver 125 bin eder ya. 125 verir misin abi? Eder. Duvara da siyah olsa etmez biliyor musun? Gri. Gri olduğu için etti. Helal olsun kardeşim valla. Bir Ercan'tan her şeyi de var. Nevzat'ın golü. Düzceli kardeşimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel anlatmış. Aha Metin çocuğu. Parka gidiyor parka. Rıdvan Hoca'nın şey gibi olmamış mı abi bu? Ya oyuncu çok değiştirme hakkımız doldu. Hakikaten çok komik ya. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Yani... Aha Metin çok iyi. Aha Metin. Tam kulübe. Açalım onu bir daha. Açalım onu bir daha Rıdvan. Bak bak. Aha Metin çok iyi bak. Oyunculara Barış. Barış. Yanına Nevzat Bağlar'ı gönderdi. Aha! ya süpersin, çok teşekkür ederim kardeşim sana. Tebrik ediyorum seni. Muharrem oraya kalk. Muharrem işte ayağını kaldır, elektrik süpürüyor. Adam takım elbisesiyle oturuyor, ayağında terlik. Tamam böyle kravat. Ayağını kaldırıyor, buradan elektrik süpürgesi. Zor abi. Zor, çok zor. Ondan sonra... Anne için de çok zor ama. Şimdi anneme gündüz abi, kadınlar geliyor. Evet, tamam onun mı? Da rutini o. Gün var, bilmem ne var, tamam mı? Muhabbet var orada. Abi kadınlar geliyor, babam orada oturuyor. babam böyle oturuyor, şimdi onlar bambaşka şeyler var. Belki orada kocasını çekiştirecek, belki bilmem tabii, ne yapacak. Tabii. Tamam mı? Anlatamıyor kadın. Babam sıkılıyor. Babam da kahve kültürü yok, gitmez kahveye. Hayatında kahveye gitmemiş, tamam mı? Öyle bir şey yok. En son annem dedi ki git dükkan bir şey aç. Sabah kalk git evden ya. Görmeyeyim seni bir daha. Sabah git akşam gel aynısı. Tabii yani burada boş oturacaksan git orada boş otur dedi yani. Gerekirse para batır dedi. Şimdi bu da öyle. Durban işte o. Kalkıyor. İdman. Ulan yok. Bitti artık. İdman falan yok. Bitti. İdman yok. Nereye gideceksin? Çocukları bıraktın okula. Ha. Ulan hani 3 ay tatil. Ulan oh be ne güzel. Rahatladım. Oraya buraya o da bitti. Şimdi kış geldi. Ne oldu? Ya ben döneceğim mi acaba? Şimdi mi o? Bu yaşadı o abi. Robin abinin durumu biraz o galiba. Evet. Ama olmaz, yemez. Kim bu abi? Şecman. Bunu gördüm. Yazık. Yazık olmuş. Acaba manastıra kapandı şey mi oldu dedim bir an. Hani keşiş falan mı oldu? Öyle değil mi? Öyle gözüküyor. Evet. Çok yakışıklı adamdır yoksa. Sanmış kendini. Mateo Kejman. Yani saç burada şapka var ama saçlar da dökülmüş. Yani ön taraf tamamen dökülmüş. Manastır ya. Direkt kapatmış baba kendini. Manastır. Manastır pozu yani. Bırakmış kendini manastıra. Bundan sonra kendimi şeye adadım hesabı. Aidiyeti çok yüksek bir oyuncuydu ama. Ben severdim her zaman. Yani hakikaten saha içinde her zaman formanın adamdı. Ağırlığını... Karakterli adamdı. Suçla yapma diye Are You Player'da durdurdu arabayı. Durdurdu arabayı. Orada... İnan tek o. Orada durdurdu, orada beni kazandı abi. İnan tek o arabadan. Orada durdurdu, herif şey yaptı. Tabii. Ne oluyor tırstı, oldu? Tırstı baba. Big player, are you big player? Are you big player? Sırstı. Are you big player? Şimdi bunu tabii... Are you player? Are you player? Are you player? Are you big player? Are you big player? Are you big player? Are you player? Are you big player? Da durdurdu arabayı baba. Orada kazandım kendimi. Alex bastı hepsi gitti kaçıyordu, mesela. Hepsi kaçıyordu gırın gırın. Ne diyorsun lan dedi baba. Evet ben iyi oyuncuyum dedi. Büyük evet I'm big player dedi yani. Nasıl da bir şeyler daha söyledi. O tabii o Sırpça. Sırpça bir şeyler söyledi. Babanın da ondan sonraki tepki harika. Bana küfrediyor. Hatırlıyor musun? Kejman. Bana küfrediyor. Çok güzel sahneler. Abi bu idman tesisleri basma işi bitti. Ondan sonra bu iş eğlencesini kaybetti ya vallahi. Son olaydır o. 2008 Galatasaray maçı. Kejman bana küfrediyor. Kadısı sakinleştirmeye çalışıyor falan.